Mahalle programımızda bu hafta Ataköy Mahallesi'ndeyiz ve mahalle muhtarımız İsmail Üstün şimdi yanımızda sorularımızı yanıtlayacak. Mahallemizin Ataköy Mahallesi ismi 1985 yılında Atatürk'ümüzün köye gelişinin canlandırılması amacıyla valilik kanalıyla, o zaman ilçe olma şey yoktu zaten, valilik kanalıyla alınan bir karar. Daha önceki ismi Badırlı Köyü. Zaten Mustafa Kemal Atatürk de Badırlı Köyü adı altında buraya gelip ayaküstü de olsa burada bir kahve içmiş o dönem. Atatürk'ümüzün köye gelişini nedenini soracak olursanız onun nedeni şu. Mustafa Kemal 19 Mayıs 1919'da Samsun'a indiğinde silah arkadaşlarıyla orada onu karşılayan kişilere der ki bu bölgede, yörede İleri gelen kişi, tabii o dönem her kişi şu andaki gibi ortam olmadığı için ileri gelen kişilere soruyor. Onlar da diyor Samsun Badırlı Köyü'nde Ahmet Efendi adı altında bir kişi var bu bölgeden sorumlu olan. O zaman karar veriyorlar buraya gelmek için ki o savaş döneminde. O dönem tabii bu o dönemlerde bu karşı köylerimiz bütün işgal altında. İşte ahırlar, samanlıklar, şunlar bunlar bütün yanar vaziyette. Tabii o dönem araç gereci olmadığı için atlarla birlikte dedelerimizin, büyüklerimizin anlatması bize. Benim dedem 98 yaşında vefat etti. Buraya geldiklerinde şu meydanda evin önünde ayaküstü de olsa bir sohbet ederken diyor ki soruyor tabii bilgi alıyor bu savaş hakkında o dönem Ahmet Efendi'den. O karşıları öyle yanar vaziyette görünce soruyor. O diyor ki o işte bu bölge burada temiz vaziyette yani burada kimse yokken o bölge neden öyle diye sorunca tabii Ahmet Efendi ister istemez işte bizim yeterli elemanımız kişi o dönem çete davasından çeteler oluştuğundan yeterli elemanımız elimizde olmadığı için o karşılara müdahale edemedik ama şu alt bölümlerde bizim o dönem kendi adamlarını yerleştirmiş bu bölgeye düşman güçlerini sokmamak için çaba göstermiş. Onlar öyle ayaküstü sohbet ederken işte bu bizim gelini o dönem genç gelin Seher Turgut nenemiz mi? Doğru mu? O da o dönem tabii kahve her evde olmadığı gibi tabii işte ileri gelen kişi de olduğu oradan belli oluyor Ahmet Efendi'nin. Ayaküstü de olsa bir kahve pişirip o arada o esnada takdim ediyor. İkram da bulunuyor Seher nenemiz rahmetli. Atatürk o kahveyi içerken sohbetlerine devam ediyor. Daha sonra yoluna devam etmek için gerekli bilgileri alıyor. Gerekli bilgileri de veriyor Ahmet Efendi'ye. Buradan muhafız eşliğinde bizim buradaki iki tane de muhafız vererek buradan işte Amasya yolu dediğimiz güzergah, Mamurdağ yolu, Avdan yolu, Çakarlı'ya kadar bizim muhafızlarımız Mustafa Kemal Atatürk'ü o bölgeye kadar yolcu ediyor, gönderiyor. Oradaki arkadaşlara teslim ediyor sağ selim. Tekrar buraya dönüşte Ahmet Efendi bilgi veriyor. Diyor ki biz Mustafa Kemal'ı sağ selim götürdük. Oradaki arkadaşlarımıza teslim ettik ve buraya döndük. Ondan sonra tabii Badırlı Köyü adı altında devam ediyor. Bu Atatürk'ümüzün köye gelişi 1985 yılında işte rahmetli olan o dönem Enver Turgut babamızın muhtarından dolayı aynı zamanda diş doktoru Aytekin Turgut beyefendi şu anda Allah sebebiyle rahmet versin yaşıyor. Onun çabalarıyla muhtarımızın çabalarıyla Atatürk büstünün buraya bir portresi yapılıyor o dönem. 85 yılı yanlış hatırlamıyorsam. O dönem bir tören düzenleniyor burada birkaç yıl. Hala arşivlerde vardır, valilik arşivlerinde o. Daha sonra tabii o muhtar babamız görevden düşünce ondan sonra gelen muhtar arkadaşımız veyahut da babamız o dönem tabii tören yapıldı yapılmadı tam neticesini bilemiyorum. 2004 yılına kadar bu devam ediyor. 2004 yılında da biz Mart ayında muhtar seçilince 2004 yılı 28-29 Mart seçimlerinde işte. Biz burayı tekrar canlandırmak istedik. İşte gittik vali beye. O dönem Allah selamet versin. Vali yardımcımız vardı köylere bakan. Köydük o zaman. Mustafa İngeç vali yardımcımızın yanına gittik. Sağ olsun işte ağza arkadaşlarımızla birlikte. Dedik ki böyle böyle bir durum var Sayın Vali. Biz bunu yeniden köyümüzde canlandırmasını istiyoruz.
Çünkü bu ülkenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu bu. Yani bu neden böyle dursun burada? Bir köye gelmiş, gelmişi var, geçmişi var. Evet. Sağ olsun vali yardımcı bizzat kendi işi takip ederek burada tekrar burayı bir düzenlemeye alındı. İşte çevre düzenlemesi, garnizon komutanımız o dönem Kemal Ay, Allah selamet versin yaşıyorsa, bu Atatürk'ün büstü yapımında yardımcı oldu. Diğer inşaat alanında ilk adım belediye başkanımız o dönem Erdoğan Toktu. O yardımcı oldu. Bu aşamaya getirdik ve de 20 Mayıs 2004 yılına bunu kısa bir zamanda bunu yetiştirdik, töreni düzenledik biz burada. Mahallemizin sınırları nereler? Doğuda bir bölümünü Tepecik, bir bölümü Güzeldere, batı tarafında Çorak ve Kuşçullu, Kavacık sınırları içerisinde yer alıyoruz. Seçmen sayısı yani kaç nüfus var? Seçmen sayımız en son seçimde 980'di. Nüfus olarak 1500 civarında. Geçen valimiz de sordu geçen hafta cenazede burada. 1500 civarında bir nüfusumuz var. O da neden kaynaklandı? İşte şuraya TOKİ binalarının gelmesi 200 hanelik bir köyü 400 haneye çıkardı. Öyle olunca da haliyle nüfus artışı oldu. Ama onun dışında hizmet var mı diye sorarsan, yani en önemli olan sorunumuz eğitim, okul yaptıramadık. Uğraşıyoruz, hala uğraşıyoruz. Peki mahallemizde kaç sokak var? Cadde mevcut mu? Şimdi şu anda cadde sokak olarak hiçbir caddemiz, sokağımız yok. Sadece köy yerleşim alanından kalan ana yolumuz. Evet. Şu anda imar planında gördüğüm kadarıyla, takip ettiğim kadarıyla, yine geçen hafta da uğradım belediyeye, 12 metrelik yolumuz şu. İşte dar olan yolumuz 12 metre imar planında. Ha bu imar geçtiği zaman tabii açılır, zaman alır. O aşamalarda geçecek. Ama caddemiz, sokağımız şu anda yok. Peki camimiz var mı? Sağlık ocağımız camimiz, var mı? Camimiz var. Okulumuz var. Şimdi okulumuz var. Badırlıköy İlköğretim adı altında eğitim veren bir okulumuz var. Şu yukarıda. Şu anda tabii Ataköy Mahallesi olunca resmi olarak Ataköy Mahallesi olarak devam ediyor. Okulumuz 1958 yıllarında yapılıp yanlış hatırlıyorum. Çünkü ben de orada okudum, 65 yılında gittim. 70 yılında mezun oldum. Onun dışında camimiz, eski bir camimiz vardı. 90 yılında bir yeni cami yapıldı. Mevcut yanından geçmiş olduğumuz camimiz. Sağlık ocağı binamız vardı. Şu anda atıl vaziyette duruyor. O da, onun da şeyi şu, 2005 mi 2006 yılında aile hekimliği sürecine geçildiğinden gelen hekimlerimiz orada hizmet veremeyeceklerini söyleyerek şu anda ana yolda Ataköy Aile Hekimliği adı altında hizmet veriyor. Köyler ve mahalleler olmak şartıyla. Mahallemizin aslında market, mahalle oldu ama gördüğünüz gibi de hala köy statüsünde. Doğrudur. Doğru. Ne gibi sorunları var? Olmazsa olmazları neler? Şimdi demin de dediğim gibi en önemli olan eğitim. Şimdi başbakanımız da çıkıyor. Eğitim, eğitim diyor ama biz bir sürü yazışma yapmak şartıyla hem ile hem ilçeye hem bunu vekillerimize, bakanımıza söylemek şartıyla bir türlü şuraya bir ilk öğretim okulu yaptıramadık. Hala da uğraşıyoruz, peşini bırakmazıyız. Bunun dışında gelen diyor ki okulun yeri var mı? Okulumuzun yeri var, tabii ki var. Niye yok ki? 5200 metre imar uygulaması yapılan bir yeri var. Çevirttirdim ben burada, şurada yukarıda çekebiliriz. Hiç problem değil. Onun dışında sağlık ocağı atıl vaziyette duruyor. Bunun ilk adım belediye başkanımız Necatin Demirtaş'la defalarca görüşmeme rağmen, defalarca belki 10-15 yazışmalar resmi olarak evrak dosyada duruyor evde. Ama bir türlü sonuca ol. Hatta bir muhtarlık binamız vardı. Bir muhtarlık binamız söküldü. Gazi Belediyesi döneminde Süleyman Kaldırım yaptırdı. O binayı bizden şöyle diye aldılar. Dediler ki muhtarım biz bunu buradan biraz büyük. Evet büyüktü, tamam 140 metrekare bize büyüktü muhtarlık alanı. Biz de bunu buradan alalım. Bizim bir hizmet binasına ihtiyacımız var. Tabii onların kurum olarak işte asfalt tesisinde. Buraya götürelim, biz sana bir 30 metrekare bir muhtarlık binası yapacağız dediler. Onun söküldüğü alana. Dedim ki tamam başkanım, müdürüm. Benim için fark etmiyor. Önemli olan bize bir muhtarlık binası yapın da işte Ataköy Mahallesi ilk adım ilçesi. Bir muhtarlık binamız olsun, vatandaş bizi aradığında orada bulsun. Yeter bizim için dedim. Ne hikmetse birinci yılında 2009'da seçim oldu. 2009'un
Hemen arifesinde söküldü gitti. Hala yerine bir 25 metrekare yer yaptıramadık. Onun dışında sağlık ocağısını hizmete getireceğiz dediler. İşte mahallenin ihtiyaçları olan nedir? İşte dikiş nakış girse bu kursiyer şuydu buydu, tamam ona da okey dedik. Olabilir, ihtiyaç var. Geleni geri çeviriyordu hocaların. Niye? Yerimiz yok. Yani bayanlarımız istiyor ki biz bir şeyler öğrenelim. Dikiş nakış kursu ama yerimiz olmadığından bu geriye çevirdik. Orayı da başkanımızın demesi şu, buna hızlandıralım. Bunun bir tarafını böyle yapalım, bir tarafını işte eğitim, spor, kompleks gibi öyle bir şey yapalım dedi. Bir taraf bir lojman var, üç kat, iki katlı. Bir dairesinde de muhtarlık binası olarak tavsiye. Tamam başkanım, onu da okey dedik ama şimdi giderken çekeriz, bakarız. Duyarsanız, ihtiyaç duyarsanız. Vallahi atıl vaziyette duruyor. Orada en az belki servet yatıyor yani. Bu devletin parasıyla yapılan bir şey bu. Peki buraya dolmuş hattı var mı? Hattımız var. Dolmuş hattı var. O ulaşımdan yani bir sıkıntı yok, sorun yok. Otobüs de aynı zamanda işte TOKİ binalarına kadar geliyor. Ulaşımda herhangi bir sıkıntımız yok. Peki mahallenin hanımlarının böyle birlikte az önce de dediğiniz kurs yok anladığım kadarıyla. Evet. Birlikte toplanıp yaptığı şeyler var mı? Camilerde olsun, evlerde olsun yani sosyal aktivite. Şimdi bayanlarımızın bir kısmı işte orta ve onun altındaki yaş grubu olanlar Kur'an kursuna devam ediyor. Biraz önce de dediğim gibi evde işte bizim hanım da içinde olmak şartıyla. İşte bir kısmı dikiş nakış kursu için talep var ama yani yer yok. Mahallenin yardım muhtaç insanlar olduğu kadar zenginleri yani doktor, iş adamı yani statüsü biraz daha yüksek insanlarda, sakinlerde var mı? Ve bunlar mahallesi için elini taşın altına gerektiğinde koyarlar mı? Ya da siz bir şey istediğinizde olumlu yanıt verirler mi? Mahallesi için de çalışın. Şimdi aşırı derecede ileri gelen yani bu tür zengin olan kişilerimiz yok ama var birkaç kişi. Onlara da ihtiyaç duyulduğunda yani bir vatandaşımız o anda zor durumda kalmıştır. Sağ olsun hangisinin yanına gittiysek işimizi veyahut da o vatandaşımızın işini gördürebildik. Buradan da onlara da teşekkür ediyorum aynı zamanda. Gördüler. Görmedi desek yalan söyleriz. Şimdi Nobal'da da kalmayalım. Valla çaldığınız kapı açılıyor mu? Kamu kurumlarında aşabildiğimiz kapılar var. Aşamadığımız sorunlar var. Yani nedir? İşte yol sorunu. Önemli olan ihtiyaç duyulan yol sorunumuz var. Hatta geçen hafta da yine uğradım İlkadın Belediyesi'ne. Yani ben bunu başkanımızın kendisine biz ihtiyaç duyulan yeri istiyoruz. İhtiyaç duyulmayan bir yer değil. Mesela Büyükşehir Belediye'miz sağ olsun. Geçen yıl şu TOKİ bu yolu kullanıyor burada. %90'ın arabası var orada. 200 hane var orada. Şimdi şurada bir tehlike oluşturan bir virajımız var. Bizim. Hemen şurası. Şu aşağıya vurur. Tehlikeli. Keskin bir virajımız var. İmar olmadığı için yolu açtıramıyoruz burada. İşte sağ olsun Büyükşehir'e geçen yıl gittik. Şurada bir 30 metrelik yolumuz vardı. En azından dedik o TOKİ ile şurayla bu yolun arasını bir bağlayalım. Sağ olsun Fenişleri Daire Başkanımız yardımcı oldu. 30 metrelik yolumuzu açtık. Geçici olarak da şu anda faaliyette yolumuz. Bu yazında nasip olursa tamamını olmasa da bir 3 şerit bir asfalt döktürüp tozdan, topraktan kurtarmaya çalışacağız vatandaşımızı. Komşuluklar nasıldır mahallemizde? Çok eski bir mahalle çünkü. Valla komşuluklarımız tabii dört dörtlük hiçbir yerde bir düzen olmaz. Yani iyisi de var. Evet. Artı eksi diyelim ama genelde %80'i %85'i iyi bir geçim sağlıyoruz. Kimsenin işte hırgır gibi böyle bir şeyi sorun olmuyor. Şimdi yıllar önce nasıl diye sorarsan, yıllar önce benim hatırladığım kadarıyla bizim çocukluğumuzda, bizim gençliğimizde çok çalışma vardı. Köy işi vardı. Yani neydi buranın ağırlıkta olan kısmı? Tütün işiydi. Doğru mu Yeşil abi? Tütün. İşte hayvancılık. Buğdaydır, şey abi, mısırdır. Işte, muhtarım biraz daha size dönecek olursak. Neden mahalle muhtarı olmak istediniz? Şimdi ben mahalle muhtarı olarak adaylığa çıkmadım. Köyken aday olduk biz. Şöyle diyeyim ben sana daha doğrusu. Şimdi benden önceki arkadaşımız tabii birer dönem yaptı. Ondan bir önceki de rahmetli oldu. O da bir dönem yaptı ama biz ne hikmetse vatandaşlarımız sağ olsun. Buradan herkese teşekkür ediyorum. Bizi ikinci dönemde buraya layık gördüler. Ha niye layık gördüler derken. Demek ki 5 yıl. Biz bir hizmet yapmışız geçmiş döneme göre. Nasıl bir hizmet yapmışız? En önemli olan sorunumuz su yoldu bizim burada. Biz geçmiş dönemde 2004 yılından geriye gidersek bir 5 yıl fazla da geriye gitmeyelim. Şu köyümüz o dönem köydü işte. İnan susuzluk, yolsuzluk çok çektik. Doğru mudur?
Bilhassa bayanlarımız söyleme sahip işte tarladan, ahırdan, şuradan buradan eve gelir, geçer lavabonun başına, açar, bir şey yok, su yok. İster istemez tabii ki bu isyan eder. Ona nazaran 2004 yılında tabii bizi muhtar seçtiler. Biz seçildik, hemen 31 Mart akşamı elektrikler kesildi, su kesildi. Suları kesti. Pompayla çalışan bir şeyimiz vardı. Biz gittik, dedi ki müdürüm bu elektriği niye kestiniz? Dedi ki borcunuz var. Borcumuz varsa devletin devlete borcu var. Biz bu zamana kadar nasıl akmışsa sen, biz yeni seçilmişiz. Bir yeri bildiğimiz yok, ettiğimiz yok. Sen idarecisin, müdürsün, buranın müdürüsün. Bunu aç. Vatandaş bu suyunu akıtırken de biz de geri kalan çözümleri üretelim yani birlikte. Halledelim. Borç olabilir. Açamayız. Açamıyorsun da bu zamana kadar niye akıttın bunu, bu borç buraya kalana kadar? Aynen böyle. Buyur işte ağza, aynı zamanda iki tane de benim yanımda ağza. Şöyleydi böyleydi derken 16 gün gene bir susuz kaldık. Mart, Nisan 16 faturalar ile birlikte dosyamda durur benim onlar. 16 Nisan'da sular açıldı. Odur budur. Tabii aksaklık olmuyor mu? Oluyor. Niye oluyor? İşte patlak olur, çatlak olur, şudur budur. Allah'a şükürler olsun. Mahalle olana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aşağı yukarı 2 yıl köy muhtarlığı yaptım ben. Onun dışında da tabii mahalle olunca da suyu otomatikmen Saski, Büyükşehir'e devremek zorunda kaldık. Ondan sonra süreçte ondan devam etti ama arızalarımız oldu ama tabii yetkililere bildirdik, sağ olsunlar, sorunları giderdik karşılıklı olarak. Peki sizce muhtarın görevleri nelerdir? Ya da siz burada hangi sorumlulukları üstlendiniz? Şimdi muhtarın görevleri ne derken benim bildiğim şudur. Ben kitabını aldım, onu okudum, aklımda kalanları birkaç tane. Önce o mahallede veyahut da köyde ortamı rahat, vatandaşın birbirine diyorların iyi olabilmesi için uğraşması gerekenmiş. Şimdi seçime gideceğiz yine. Söylenmesi gereken söyleyelim madem öyle. Şimdi 2009 yılında, 2004 yılında bir seçim oldu. 5 tane aday vardı burada. 5 adaydan biz çıktık tabii burada. Vatandaş bir tercih edildi. Ben hemen ertesi gün gittim rakibimi kucakladım, sarıldım, öptüm yani. Nedir bu? Yani kin gütme gibi bir olay yok bizde. 2009'a gelirsek, 2009'da gene öyle iki arkadaş çıktık. Ben hemen ertesi gün akşam pazartesi, pazar gün gece 12'de seçim bitti. Zaten benim bildiğim odur. Bu bir yarıştır, süreçtir. O gün akşam 5'te seçilen seçilir, seçilmeyen Allah selamet versin. Alana hayırlı olsun, alamayana da hayırlı olsun. Olay biter. Ben hemen ertesi gün akşam, pazartesi akşamı arkadaşımın mekanına gittim, oturdum. Bazı insanlar onu yapmaz. Niye yapmaz? İşte kin gibi böyle bir şey yapar. Bizde o yok. Sen niye gittin diye sorarsan bana, ben niye gittim oraya? Benim arkadaşla bir alıp veremeyeceğim yok. Seçmen bizi tercih etti, bizi yaptı. Bana oy veren kişiler o kişiye kin, yani küskünlük olmasın diye gittim. Bak muhtar oraya gitmese ben de gideyim arkadaşımla görüşeyim. Benim, bana yakışan budur dedim. Ben böylesini yaptım. Onun için öncelikle niye seçilen kişisin, sen topluma hitap ediyorsun bir yerde. Yani bugün başbakanından dur ta en alt kademede olan muhtarlıkta bu seçimli olan şeyler bunlar. Şimdi ben gelip ona desem ki sen tamam bu haksızlığı sen haklısın, olmaz böyle bir şey, yakışmaz. Çünkü ortamı bulacaksın, bulmak zorundasın. Artısı olabilir, eksisi olabilir, herkesi eşit şekilde tutmak lazım. Yani öncelikle mahallenin huzurunu sağlamak. Onun dışında işte polisiydi, güvenlik güçleriydi, şunu buydu, postacısı şudur budur, hala burada. Postacı işini genelde gelir postacı. Genelde evrakları vatandaşı bulamadım, bize teslim eder. Biz de vatandaş mağdur olmasın diye kapısına götürüp bırakıyoruz. Niye? Bağda, çünkü günü belli olan evraklar var. Bugün içinde gidip gelmesi gereken. İş güç sahibi olan arkadaşlarımız var. Gidip kapısını çalıyor, mağdur olmasın diye evrağını kendine bizzat teslim ediyoruz. İşini takip etsin diye. Onun dışında işte güvenlik güçleri arar, sorar vatandaşı. Eksisini, artısını, onu tabii karşılıklı bir şekilde gelir bir araya değerlendirir. Demin dedin ya, ihtiyacı olan kişi. Yani bunu herkes bilmek zorunda değil. Bunu bir sır gibi bir şeydir bu yani. Şimdi burada buna gitsek desek ki işte şuna şunu yaptın desen yakışmaz bize. Niye? Muhtar seçilmişsin sen. Böyle şeyleri söyle. Bize yakışmıyor en azından. Ben öyle düşünüyorum. Peki buradan mahalle sakinliğinize söylemek istediğiniz neler var? Mahalle sakinlerime benim söylemek istediğim şu.
biz muhtar olarak şu ana kadar görevimizi yaptı mı diye sorarlarsa, biz mahalle olarak, muhtar olarak, ben gerekli olan şu anı 2009 yılından bu tarafa olan süreçte fazla bir şey yapamadık. Niye yapamadık? Demin dedik ya, gidiyoruz kapıya, işte ihtiyacı olduğumu kimin? Atıyorum büyükşehirdi. Kaymakamlığı şudu, gerekli olan hizmeti alamıyoruz bazılarını. Onlar da şöyle bakıyor oraya, diyor ki burası köy statüsünde yaşayan bir bölüm. Ama biz bunu demin de dedim ya, biz ihtiyaç olmayan hiçbir şeyi ben gidip talep etmedim. Hiçbir şeyi talepte bulunmadım. Bugün okul, okul için ben geldiğim bir günden beri uğraşıyorum. Okul bugün ihtiyaç bana göre. Bana göre değil, herkese göre bu. Çocuk niye şimdi 6 yaşındaki çocuk buradan kalksın da servisten köyün dışında veyahut da mahallenin dışındaki bir okula gitsin, nakil olsun. Yerimiz var, yapalım. Şurada eğitim gören çocuklarımız var, şu anda okulumuz faaliyette. Ama bunun yeni teknolojiye uygun bir şekilde yapalım. Ha, onun dışında eksiğimiz çok. Bunları da gidermeye çalışacağız. Ben sadece mahalle sakinlerine teşekkür ediyorum. Eksiğimiz olabilir. Olmaz da demiyorum. Ama bunları hep birlikte gideceğiz. Ben tek başına bir şey yapacak değilim. Çünkü destek de olan bir şey. Çok eskilerimiz, işte dedelerimiz evliya diye söylüyorlar. Biz de onun için buraya kimse müdahale edemedi. Edemiyoruz da daha doğrusu. Biz ancak bunu böyle bir koruma altına aldık. Dedelerimiz gece geç saatlerde, işte gecenin saat 1-2'si gibi, gece burada şu eskiden çok el lambaları olurdu, gaz lambaları. Öyle bir lambanın yandığını söylüyorlardı. Şuradaki evde işte oturuyordu o zaman. Oradan görebiliyorlarmış burada gecenin lambanın yandığını. Ama işte böyle evliye diye söylendi, böyle duruyor burası. Net bir bilgi yok ama. Peki bir mezarın olduğu kesin mi? Diyorum ya, işte mezar diyemiyor ama evliye diye eskilerimiz, öyle bir şey kaldı. Bütün şu anda da öyle devam ediyor. Farklı rivayetler var mı ışığın dışında? Yani ışığın dışında bir şey yok. Onun dışında söylenen bir şey yok eskilerin. Sadece böyle bir evliye olduğunu söylediler. Burası çok dağınık bir vaziyetteydi. İşte böyle şey yapabildik. Otlarını falan temizliyor bunu yılda. Böyle bir şey var buranın, gelmişi geçmişi var. Burada bir fırın var sanırım muhtarım. Evet, doğrudur. Buranın geçmişi, bu mahalle komple eskiden toparlanıp buraya haftalık veyahut da 10 günlük bir ekmeğini pişirip, herkes tabii bu her gün yanma şansı yok bunun. Çünkü bunun ısınıp yanması, yani ısınması kolay bir şey değil. Olmadığı için haftalık toparlanıyormuş buraya, işte 8-10 hanenin bayanları o dönem. Bunu yakarlarmış işte bir gün öncesinden, ısınır, ekmeğini pişirip bir hafta sonraya bir daha veyahut da 10 gün sonraya hazır hale getirmek şeklinde ekmeğini pişiriyormuş herkes. Daha sonradan tabii teknoloji ilerleyince, işte evlerde sobalar, fırınlar çıkınca bu böyle bir atıl vaziyette. Şimdi bunun geçmişi burada 1897 tarihli bir rakam var burada. 8. ay mı, 3. ayın 27'si, 28'i gibi bir rakam var ama 1897 diye buraya adam tarih atmış. Yapan bunu. Yani bir asırı geçmiş bu bayağı zamandır. Çeşme var. Çeşmenin de şu öndeki taşı, çocuğun su içmiş olduğu yerdeki taş, o taş, eski taş. Daha sonra da burada bir tadilat yaptık biz. İşte biraz genişletildi. Belli zaten yeni, sonradan yapılan teferruat belli. Buranın da bir geçmişi çok eski. Bu 2 kilometre yaklaşık uzaktan gelen bir su. Hiçbir şey, yerleşim alanı olmayan bir yerden gelen bir su. Çok doğal ve biz hala bu suyu içiyoruz. Alışamamışız diğer suya. Onun için de bunu alıyoruz günlük. Aynen öyle. Her zaman akıyor mu? Genelde akıyor, evet. Genelde. Yazın biraz düşüyor şey ama genelde ihtiyacımızı karşılayabiliyor.
diyebilir miyiz? Ben Yaşar Kır, Gödekli Mahallesi eski ismiyle, Gödekli, şimdi yeni ismiyle Güzeldere Mahallesi'ndenim. Fakat burada yerimiz olduğu için buraya ev yaptık, buraya yerleştik. 33 senedir de buradayım. Sizin amcanızın vasıtasıyla, evet, onun sayesinde Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk buraya gelmiş. Geldik. Siz neler duydunuz büyüklerinizden? Şimdi ben amcama sordum, ne konuşuldu toplantıda. Onun anlattığına göre Atatürk buraya geliş nedeni bu karşı, Mert Irmağı'nın karşı tarafında Rum çeteleri bulunuyor. Bu tarafta da, Mert Irmağı'nın bu tarafında da Türk çeteleri bulunuyor. Rum çeteleri köyleri rahatsız ediyor devamlı. Türk köylerini rahatsız ediyor. Ve Türk çeteleriyle de çatışmalar oluyor. Bu çatışmalar Atatürk'ün kulağına gidiyor. Bunu hakkında bilgi almak üzere buraya geliyor toplantıya. Köylerle şey yapıyor, soruyor durum nedir diye. Köyler dert yanıyor. Efendim diyor, bizi diyor Rum çeteler çok rahatsız ediyor. Karşı koyamıyoruz, silahımız yok, bir şeyimiz yok. Atatürk çok kızıyor bu silahımız yok lafına. Ne demek silahımız yok demek diyor. Gazmanız da mı yok, küreniz de mi yok, çapanız da mı yok, karşı koyamıyor musunuz? Köylüde bir moral çöküntüsü var. Bozukluğu halinde görüyor. O sırada köylünün biri diyor ki, paşam diyor, biz diyor tüfekle, topla, tankla ilgimiz yok. Bizim arkamızda kimse yok, güç yok. Biz ne yapacağımızı bilmiyoruz. Bize bir yol gösteren yok. Bunun üzerine Atatürk diyor ki, ben bunun için geldim işte diyor. Ben varım ya arkanızda. Siz varsanız paşam diyor arkamızda, biz diyor onları tükürükle dahi boğarız. Hiç silah milada ihtiyacımız yok. Yeter ki arkamızda bir güç olsun. Bunu köylüler söyleyince Atatürk'ün morali düzeliyor. Çok neşeli bir şekilde kahvesini içip buradan ümitle ayrılıyor bu lafı duyunca. Ben baba derdim amcama. Anlattığına göre diyor ki, çok şeydi diyor, böyle keskin bakışlı biriydi. Bakışından diyor insan etkileniyordu gayri ihtiyari. Ben kayınvalideye de sordum. Yani hiç konuşabildin mi? Hiç konuşamadım diyor. 14 yaşında bir gelin o zaman, genç daha 14 yaş. Kahveyi ikram eden ya benim kayınvalide 14 yaşında, ben diyor konuşamazdım o zaman. Nerede konuşuyor erkekler içinde? Yalnız diyor gözlerini gördüm böyle diyor. Sanki bir çakmak çakıyordu diyor gözlerine diyor. Çok etkilendim gözlerinden diyor. Başka hiçbir şey bilmiyorum diyor. Peki mahalleniz nasıldır? Yani insanlar nasıldır? Mahallemiz sakin bir mahalle. Böyle olay olmayan, herkes birbiriyle gidip gelmeler kendi akrabalar arasında. Şimdi burada tabii ki soy ismine göre şeyler var. Evet. Mesela Turgutlar var, Üstünler var, Kabadayılar var. O isimlerine göre birbirlerine gidip gelirler, daha kuvvetli. Öbür şeyler de yine birbiriyle şeyli kuvvetli. Yani bir dargınlık, küskünlük bir olay yok. Sakin bir mahallemiz. Yani yıllar önce. Şimdi yıllar önce yani köy halindeyken bu havaleler bence daha neşeliydi yani. Daha neşeliydi, şöyle neşeliydi. Mesela bir bayram, Kurban Bayramı olduğu zaman, Ramazan Bayramı olduğu zaman mesela bu üç köy giderdi. Mesela burası toplanırdı, Gödekli, Badırlı, derelerde giderdi. Yemekler hazırlanırdı, yemekler çıkarıldı, salıncaklar kurulurdu, güreş yapılırdı. Genç kız erkekler birbirleriyle maneler atardı. Şahane bir şenlik olurdu. İkinci günü Gödekli'ye gelirdi. Orada yapılır. Üçüncü gün, üç gün bayram yapılırdı yani. Şimdi birlikte, çok tabii millet birbiriyle daha kaynaşıyordu. Daha neşeliydi. Bu ortalıktan kalktı. Eskiden çalışma çoktu ama fakirlik de vardı. Yok değil yani. Çok fakirlik vardı ama bilmiyorum, insanlar daha mutluydu yani o zaman. Böyle parayla marayla ilgileri yoktu. Daha mutlu görüyordum ben insanlar. Şimdi şükür olsun herkesin durumu iyi. Yani şu köyde maddi durumu iyi olmayan bir iki kişi çıkmaz değil mi? Evet, muhtarım çıkmaz. Bir iki kişi çıkmaz ama yani gayri ihtiyar bir şey var böyle. Nasıl diyeyim onu ben? Memnuniyetsizlik var yani. Para olduğu halde böyle bir memnuniyetsizlik, bir eski neşe yok yani. Benim adım Melek, soy ismim Kabadayı. Başka? Kaç yıldır bu mahallede? Ben mi? Ben bu
Bu mahallede bu sene tam 8 sene oldu. Peki nasıldır Ataköy mahallesi? Yani bildiğim kadarıyla iyi bir mahalle. Yani bir şeyimiz yok öyle. İnsanları nasıldır? Komşuluklar? İdare eder insanlarını. İdare eder böyle. Neler yapıyorsunuz peki? Ben ev hanımıyım. 2 tane çocuğum var. Evle meşgulüm. İşim de gücüm de öyle. Siz tanıyabilir miyiz öncelikle? İsmim Asiye Kapaday. Kaç yıldır bu mahalledesiniz? 55 senedir bu köydeyim. Peki nasıldır köyünüz? Ne bileyim işte, iyi idare ediyor işte. Neler yaparsınız? Günler nasıl geçer? Evvelden tütün yapıyorduk yavrum. Şimdi bir şey yok. Çocukla çalışıyor, bizi yok işte. Tütün derken neler yapılıyordu mesela? Tütün yaparken mısır, buğde, ekin yapıyorduk evvelden. Buradan. He, şimdi biz bir şey ekmiyor mu? Eken ekiyor yine. Peki. Nasıldı önceden buralar? Yani bu gördüğümüz alanlarda neler vardı? Bayramlarda neler yapılırdı? ben ne bileyim ben. Bayramlar herkes kendine göre bir şey yapıyordu misafirlere göre. Bayramlar daha bura dolu oldu bizim. Yaşlı olduğumdan çocuk çoluk yanıma geldi. Gençler, köyün gençleri böyle muhtar gibi filan emsalları. Eşim öldü. 7 sene oldu eşim öleli. Kaç yıl evli kaldınız? Aşağı yukarı 50 sene. Yani bir ömür. Bir ömür. Peki neye borçluyuz bunu? Yani şimdiki evlilikler çok kısa sürüyor. Yavrum evvelden biz ne bileyim ben. Baba evinden çıktın mı tamam çıktın. Orada ölün çıkacak. Ama şimdikiler beğenmeyle. Müke anneye bakayım neler var neler var. Şevket dayı seni tanıyabilir miyiz? Seni tanıyabilir miyiz diyor. Ben niye tanımıyorum? Ben Batur'u tanımıyorum. Ha, ne tanımayacak ne var? Söyle ismini falan söyle. Şevket Kabadayı. Madalı köyünden Şevket Kabadayı. 926'lıyım ben. Ha. Ona göre. Mahalleyi tanıtır mısın bize? Mahalleni tanıtır mısın? Ne diye? Mahalleyi tanıtır mısın diye. Kimler geldi, kimler geçti diye. İyi gidiyor. Ben de öyle akıl daha kalmadı yavrum bende. Çok insana varamadı. Ne yapayım ben? Önce daha akıl mı kaldı? Önceden neler yapılırdı diye sorabilir miyim? Önceden ne yapıyordunuz diye bu köyde? Nasıl geçinirdiniz? Çok iyi. Söyle. Tütün yaptıklarınızı söyle diyor. Tütün dikiyorduk, tütün dikiyorduk. Aradım, dikiyorduk. Evet, bu geçiniyoruz. İyiydi yani. Ben İsmet Kabadayı. Muhtar Azası'nız sanırım. Okay. Muhtar Azası. Doğma büyüme burada. Peki yani bundan yıllar önce nasıldı burası? Neler yapılırdı? Bu gördüğümüz yerlerde neler vardı? Burada işte yeni evlerin olduğu yerde eski evler falan vardı. Neler eski evler kalktı. Hepsi yeni ev, yeni ev oldu. Önce evet sevgili bir madem Oçkan. Oçkan Toykut. Kaç yıldır bu mahalledesin? Bu mahallede çok güzel. İyi. Bu sigara karşı oluyor. Ama lütfen bıraksın ama bu karşıya ben bunu sevmem. Ben Cihan Turgut. Doğduğundan beri bu mahalledesin. Evet doğduğumdan. Mahallem çok güzeldir. Hani her yeriyle, her köşesiyle, her yeriyle çok güzeldir. Mesela ben İstanbul'a gitmiştim. Orada 2 gün kaldım. Orada bunaldım, sıkıldım. Köyüme döndüm, rahatlığı buldum. Yani dolaşacak her yer var. Ağaçlara çıkabiliyorum, böyle mahçemde dolaşabiliyorum. İnekleri almak bile bir zevk benim için haline geldi. Köyde yaşamak çok güzel bir duygu. Arkadaşlarımla dolaşıyorum. Geziyorum. Bazen hani başka köylerden çocuklar geliyor ve onlarla takım maçları yapıyoruz. Hani top sahası lazım sanki. Bir de lazım evet çünkü okulda oynamak biraz zararlı olabilir. Camlar kırılabilir. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hasan Turgut. Sanırım Muhtar Azaz. Evet. 2 dönemdir İsmail Bey'le beraberiz. Peki kaç yıldır buradasınız? Doğma büyüme burarım. 1954 doğumluyum. O günden bu yana Badırlı köyünde. Peki nasıldır Badırlı yani yeni ismiyle Ataköy? Badırlı iyi. Çok eski bir köydür. Yani Samsun civarında en şirin köy burasıdır. Peki önceden nasıldı? Yıllar önce nasıldı sizin çocukluğunuzda? Bizim çocukluğumuzda reçbellik yapardık. Tütün, bağ, bahçe. Şu anda bitti onlar hepsi. Peki şimdi nasıl geçiyor günler? Şimdi şöyle geçiyor. Hayvan yapıyoruz. 1-2 saat hayvanlarla uğraşıyoruz. Ondan sonra istirahate çekiliyoruz.
Peki burada bir çeşme var. Bu çeşme sanırım çok eski bir çeşme. Çok eski bir çeşme. Aşağı yukarı 150 senenin üzerindedir. Suyumuz da ta uzaktan gelir. Kaynak suyudur. Kim yaptırdı peki? Hakkında bir bilgi var mı? Bu çeşmeyi dedelerimiz yaptırmış. Böyle hep akıyor. Evet. Yaz kış devamlı akar. Evet, Ataköy Mahallesi'nin en yaşlı çiftlerinden bir tanesinin yanındayız. Siz tanıyabilir miyiz? İsmimi mi alacaksın? Evet. Fatma. Kabadayı. Fatma Kabadayı. Kaç yıldır buradasınız? Ben kaç yıldır buradayım? Sen kaç yaşındasın? 53 yaşında mısın? Hı. 53 yaşındaysan ben de 54 senedir buradayım. Peki 54 yıl önce nasıldı burası? Neler yapılırdı? Günleriniz nasıl geçerdi? Tütün geçerdi. Ay bir tütün yapardık, mesir yapardık, ekin yapardık. Bizim işimiz çok zordu. Çok zor, fazla işlerimiz vardı öyle. Peki şimdi neler değişti? Şimdikine yapan yapıyor, yapmayan yaşıyor. Siz neler yapıyorsunuz? Biz de yine ekin misil yaparız, fasıl misil, böyle taze misillerden. Peki. Fasulye, bahçe, mal. He, mal yaparız, ineklerimiz vardı. Peki mahallenize komşuluklar nasıldır? Hepsinden de iyiymdi. Yani birbirinize gidiş gelişiniz var mı? Gelirim, giderim. Çok geli gitmeyi severim de duramayayım. İş gücü çok var mı böyle? He, o kadar severim gezmeyi, çok severim. Bu da çok sever gezmeyi. Bundan az da çok severdi bunu gezmeyi. Konuş bir daha. Sen de konuş. Sen İstanbul'da bakarlar Gülcan Gül görecekler size İstanbul'da. Havam gelin. Evet, Ataköy Mahallesi'ndeyiz ve hanımları bir arada yakalamışken biz de uğrayalım dedik. Merhaba, öncelikle kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederiz. Ne yapıyorsunuz hep bir arada? Hamur açıyoruz. Yani gözleme hamuru. Hep birlikte. Hep birlikte gözleme hamuru açıyoruz. Peki ne zamanlar yaparsınız bunu, yoksa aklınıza estikçe böyle hep bir araya gelir misiniz? Aklımıza estikçe, misafir oldukça, istek isteyen istiyor, yapıyoruz. Yani genelde yapılıyor yani sürekli. Burada günler. Hep böyle bir araya gelip bir şeyler yapar mısınız? Yaparız hep böyle. Arkadaşlar toplanırız, yaparız. Ne bileyim, havas böyle. Çay falan içeriz. Her zaman için yaparız böyle bunları biz. Ben de bu mahallenin geliniyim. 19 seneden ağır burada yaşıyorum ben de. Peki ne yapıyorsunuz burada toplandığınızda? Özlem yapıyoruz. Aslında toplanınca böyle şeyler yapıyoruz. Etkinlikler yapıyoruz aramızda. Peki buraya özgü bir şey var mı burada yoksa? Özgü olarak tabii ki var. Gördüğünüz gibi. Çeşit. Her şey çeşit çok. Burada. Börek yapıyoruz. Diyemeyeyim işte. Beceremeyeyim kız. Yağlı yapıyoruz. Yağlı yapıyoruz. Ne yapalım? Yukarı mahalleden aşağı mahalleye gelin oldum. Doğma büyüme burada Samsun. Peki bütün mahallenin hanımları şu anda burada. Çok güzel bir sofra burada hazırlanmış. Bir sürü çeşit evet var. Neler yapıyorsunuz? Evet. Her şey çeşit çeşit. Börekler, yağlılar, köfteler, yoğurt, mısır ekmeği. Nasıl diyeyim, şuraya bakayım. Isırgan. Isırgan, mantı, her türlü ne istersen, ne ararsın hepsi var. El birliği yapıp sonra da afiyet veriyoruz. Afiyet olsun hepimize de. Üç kız bir oğlan.
Gurbette mi? Bir tanesi gurbette Ankara'da, bir tanesi Türk işte, biri Samsun'da Tepecik köyünde, oğlum da yanımda oturuyor Ataköy Badırlı'da. Hepsine selam söylüyorum, gözlerinden öpüyorum. Tüm akrabaların, çocuklarımın hepsine ayrı ayrı selam söylüyorum, gözlerinden öpüyorum. Allah'a evet, çok zengin bir menü var burada. Hazırlıklar saat kaçta başladı? Neler yaptınız? Sabahına saat 11'den sonra başladı. Ne diyeyim, sen ne başladı? Mısır ekmeği yaptık. Ev sahibi olaraktan benim. Yoğurdumuz var, dolmamız var, böreğimiz var gördüğünüz gibi. Yani yaptık, ısırgan yaptık, mısır ekmeği yaptık. Peki kaç günde bir böyle toplanıp böyle kendinize güzel vakit biz ayda 15 günde bir, 10 günde bir, haftada bir. Bizim günlerimiz hep böyle güzel geçer yani. Estikçe yani. Arkadaşlık çok. Yani buraya toplanırız. Ev sahibi olduğum için böyle şey yapar, her şeyi bir şeyler yapar ya. Var yeriz yani. Komşuluklar hep böyle sıcak mıdır mahallede? Evet. Sıcak. Sıcak olmasa zaten yürümez bu iş. Yani her zaman gelinip gidiliyor yani. Cenazelerimizde, meclisimizde, askerimizde, her şeyimizde çok güzel böyle gider. Peki siz izleyenlere neler söylemek istersiniz burada? Sevgilerimi, çocuklarım var, oğlum var askerde, onu öpüyorum. Oğlum var İstanbul'da, onu öpüyorum. Hani askerlerimize sağlık, huzur, aile görevler yapmasını isterim. Çocuklarım kurbetlerde, onlara özlerim, onları seviyorum yani. Onlara çok selam. Ablam var İstanbul'da izleyecek. Seviyorum onu. Kardeşlerim var hep. Hepsini seviyorum. 6 tane çocuğum, 6 tane torunum var. Şükrosun Allah'ımın adına. İşte özlemliklerini çekiyorum yani. Merhaba. Merhaba. Sizi tanıyabilir miyiz? Ayla Kabadayı. Buraya gelin geldim Tokat Zile'den. Peki kaç yıldır buradasınız? Burada 20 senedir buradayım. Peki 20 yıl önce nasıldı Ataköy? Vallahi çok güzeldi. Düzen gitti, şenlik gitti, huzur gitti. Neler yapardınız? Neler yapardık? Tütün yapardık. İnekçilik yapardık. Şimdi hiçbir şey yok. Bahçe yok, hanım oturuyoruz. Peki sizce neden yok? Yani ne değişti ki artık o eski çalışkanlık yok oldu? Vallahi ne bileyim ben, birden her şey yok oldu işte. Rahatlığa erdi. Ne bileyim, bilmiyorum, o zaman yoksulluk mu vardı bilemiyorum. İş şeyleri yoktu. Yani işe gitmeyi şeyler yok. Hep tütünde, erkeğimiz, kadınımız tütündeydi. Peki şimdi neler yapıyorsunuz? Şimdi bir şey yok. Beyim boyacı, oğlum boyacı. Onlarla uğraşıyor işte. Peki. Biz de şehirli olduk yani. Peki buradan sizi izleyenlere, yakınlarınıza neler söylemek istersiniz? Onları çok seviyorum. Özledim. Hepsine selam. Kardeşlerime, ablalarıma. Hepsine selam söyleyeyim canım. Sağ olasın siz de. Ağzınıza sağ olun. Sizi tanıyabilir miyiz? Ben Hacı Kıvadayı. Kaç yıldır buradasınız? 27 senedir bu köydeyim. Peki 27 yıl önce nasıldı burası? Daha bir şenlikti, daha güzeldi. Yani şimdi de aynı, arkadaş ortamı iyi ama eski şenlik daha bir başkaydı. Daha bir tat tuz vardı köyde yani. Peki düğünlerde, bayramlarda neler yapılırdı o zamanlar? Köy düğünleri olurdu. Şimdi köy düğünleri kalktı. Köy düğünleri olurdu. Yemek, köy yemekleri, kazanlardan her şey olurdu. Şimdi herkes salon düğünü yapıyor. Artık tadı tuzu yok yani. Biz sadece böyle arkadaşlarla hep beraber ayda bir toplanıyoruz. Bir şeyler yapıyoruz böyle. Anca yani o da ortam yani, herkes birbirinden kopmasın diye akraba günü yapıyoruz. Peki buradan sizi izleyenlere neler söylemek istersiniz? İstanbul'da kız kardeşim var, gelinim var, oğlum var. Onlara çok selamlarımı söylüyorum. Eşim de yurt dışında, onu da çok severim. Ona da çok selamlar gönderiyorum. O da Libya'da çalışıyor. Hayırlı haberlerini bekliyorum. Teyzeciğim, Ataköy'ün mahalle oldu ama eskiden köymüş. En yaşlılarından bir tanesin. Yani evet, sen buranın daha, en eski halini biliyorsun. Evet. Öncelikle, daha da yaşlıları var. Seni tanıyabilir miyiz? Ben Emine Kılıç. Kaç yıldır buradasınız? Ben 61 yaşındayım. 61 yıldır bu köydeyim. Peki 61 yıl önce nasıldı burası? Burası nasıldı? Çok çalışma vardı, çok ezilme vardı, iş vardı. Çocuklar ziyan oluyordu. Ne gibi işler vardı? Neyle uğraşıyordu? Tütün vardı, mısır vardı, çok bahçeler vardı, mal vardı. Şimdi kimse mal yapmıyor. Herkes hanım oldu, gelinler hanım oldu. İnceldi daha, şehir gibi oldu köyler. Su hazır, ekmek hazır. Peki, o zamanlar aşağıda bir fırın gördük. Gezimiz sırasında orada ekmek yaparmış mahallenin, köyün hanımları. Yapıyormuşlar. Ama biz yapmadık, onlar yapıyorlarmış.
Evet yapıyorlar. Peki siz neler yapardınız? Suyunuz, elektriğiniz var mıydı? Yoktu. Eskiden yoktu. Sonradan geldi. Ben gelin olduktan sonra geldi elektrik. O zamanlar elektrik. Nasıl sürdürüyordunuz buradaki yaşamı? El lambaları. El lambaları, fitilli lambalar. Onlarla iş yapıyorduk. Tütün diziyorduk lükslerle. Tütün kırıyorduk talalarda. İşte böyle uğraştık. Çok koşturmak vardı. Şimdi rahatlık var. Şimdi hastalıkla çoğaldı. Peki şimdi neler yapıyorsunuz? Neler değişti? Şimdi her şey değişti. Mal azaldı. Tütün yok, kalktı. Yapmıyoruz. Kimse yapmıyor. Daha bir rahatlık oldu ama hastalık var. Camiye gideyim. Kur'an öğreneyim. Çok mutluyum. Evet, bu yaşta Kur'an öğreniyoruz. Kur'an öğrendim. Allah razı olsun getirenden. Böyle işte yavrum. Peki o zamanlar komşuluklar nasıldı? İlişkileriniz nasıldı? İyiydi. İdare ediyordu yani. İyiydi. Peki şimdi nasıl? Yine eski komşuluklar, eski dostluklar var mı? Var. Daha da bir yakınlaşma oldu çevrelerde. Böyle gelip oturmalar, günler, Kur'an okumalar yapılıyor. İş yok ya şimdi onda. Peki mahalleniz için istediğiniz bir şey var mı? İlk öğretim okulu gerçekten yani gerekli. Gerekli köyümüze. Ta uzaklara gidiyor çocuklar. Okul lazım köyümüze. Yani yönetim sağlam olsun. Çocuklarımız güzel öğrensin. Zengin bir sofra var. Birbirinden çeşitli lezzetler var. Evet, neler çok güzel. Mısır ekmeğimiz var. Isırgan yemeğimiz var. Kaldıryak kavurmamız var. Peki nasıl yapılır ısırgan? Isırganı mı? Isırganı önce haşlıyoruz, temizliyoruz, yıkıyoruz güzel yine. Sonra haşlıyoruz. Piştikten sonra o eziliyor. Süzüyoruz, tekrar eziyoruz mısır unuyla. Tekrar suyundan koyuyoruz içine. Beraber bir şey, yağsını da yapıyoruz içine. Ondan sonra pişiyor. Afiyet olsun, çok güzel oluyor. Yani yiyip tavsiye ederim yemenizi. Peki böreğimiz var. Böreğimizin içinde ne var? Böreğimizin içinde ıspanak var. Kavurduk ıspanağı, böreğin içine koyduk. Ondan sonra lahana sarmamız var. Mantımız var. Evet. Ondan sonra başka nelerimiz? Turşu kavurmamız var. Ve şimdi yemek için de bizi bekliyorsunuz. Evet, sizi bekliyoruz yemeğe. Buyurun. Afiyet olsun. Ayranımız, kolamız, her şeyimiz var. Adım Selahattin. Bu köyde oturuyorum. Ataköy Badırlı Mahallesi'nde. Yaşım 11. 75. yıl ortaokula gidiyorum. Burada arkadaşlarımla muhtarımız buraya şey yaptı. Maç yeri yaptı. Yapılacak. Arkadaşlarımızla burada yapıyoruz maçlar bazen. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Berke, soyadım Kastan. Kaç yaşındasın? 13 yaşındayım. 23 Nisan 2 ortaokulunda okuyorum. Nasıl peki? Ders çalışmayı seviyor musun? Ders çalışmayı fazla sevmiyorum. Neden? Çünkü bazen sıkıcı oluyor matematik dersleri. Yani bazen derslere girdiğimizde hocanın iyi anlatmasıyla bazen dersleri iyi katılıyorum. Bazen katılamıyorum. Peki en çok sevdiğin ders hangisi? Beden eğitimi. Peki okullarda şu şöyle olmalı dediğin ne var? Yani her okulda disiplin olmalı. Seni tanıyabilir miyiz? Adım Oğuzhan, soyadım Kabadayı. 75. yıl ilköğretim okuluna gidiyorum. 11 yaşındayım. 5B sınıfın şuben B. Peki derslerin nasıl? Ders çalışmayı seviyor musun? Evet. Seviyorsun. En çok sevdiğin ders hangisi? Matematik.